Herkese merhaba arkadaşlar. Donanım Haberi hoş geldiniz. Ben Erdi Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa inceleme konuğumuz Samsung'un 2016 model Galaxy A3 akıllı telefon olacak. Şimdi isterseniz teknik özelliklerle Galaxy A3'ü yakından tanımaya başlayalım. 4.7 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde süper AMOLED ekrana sahip olan telefon, Samsung'un geliştirmiş olduğu Exynos 7580 işlemcisinin 4 çekirdekli versiyonunu kullanıyor. 1.5 GB RAM ve 16 GB depolama kapasitesi sunan telefon, microSD hafıza kartıyla genişleme imkanı tanıyor. Ana kamerası 13 megapiksel, ön kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğünde olan Galaxy A3 2016'da her iki kamerada f1.7 9 Yafram sunuyor. FM radyo özelliğine sahip olan telefon 2300 mAh kapasiteli pilden güç alıyor ve Android 5.1.1 işletim sistemi üzerinde TouchWiz arayüzüyle çalışıyor. 2016 model Galaxy A3'ü birkaç kelimeyle özetle derseniz yanıtı muhtemelen şu ana kadar gördüğüm en güzel Samsung telefonlardan biri şeklinde olacaktır. Çünkü Güney Koreli üreticinin bu telefonda yaptığı doğruların başında tasarım detayları geliyor. Form faktörü olarak birkaç yıl öncesinin Galaxy S modelini akıllara getiren telefon bazı tasarım unsurlarıyla da Galaxy S6'ya benzemiyor değil. Hatta kim bilir Galaxy S6 Mini gibi bir modelin çıkmamış olmasındaki temel neden belki de budur. Önü ve arkası cam olan ve her iki tarafı Gorilla Glass 4 ile korunan telefonun taşıyıcı çerçevesi ise metal. Üstelik ekranın kenarlardan yani metal çerçeveyle buluştuğu noktadan bir miktar kavis yapması yani üreticilerin son dönemdeki popüler deyimiyle iki buçuk boyutlu olması hem estetik hem de işlevsellik tarafında telefonun cazibesini arttıran unsurlardan biri oluyor. Yekpare yapıda olan yani kapağı çıkartılamayan dolayısıyla pil değiştirilemeyen telefonda sağ kenardaki güç düğmesinin altında konuşulan slot üzerinden hem sim kart hem de mikrofon hafıza kartını takabiliyoruz. Sol üst taraftaki ses kontrol düğmelerine erişim ve kullanım da kolay ve zahmetsiz. Telefonun alt bölümü Samsung'un güncel tasarım dilini yansıtıyor. Üst seviye diğer telefonlarla birebir örtüştüğünü söyleyebilirim. Arka kısım ise son derece sade. Kendisini hallice belli eden dışa çıkıntılı kamera, tek tonlu LED flash ve Samsung logosunun olduğunu görmekteyiz. Hazır kamera çıkıntısından bahsetmişken ne yazık ki Galaxy A3 modelinde Galaxy A5 ve Galaxy A7'den farklı olarak optik sabitleme özelliği bulunmuyor. İncelememize konuk olan 2016 model Galaxy A3 elde duruşu güzel, tek elde kullanımı rahat, dolayısıyla ergonomisi yüksek bir cihaz. Donanım yani performans olarak olmasa da tasarım ve boyut seviyesinde iPhone SE'ye en azından şu aşamada en yakın Samsung modeli olduğunu söyleyebilirim. 7.3 mm ile ince, 132 gramla da hafif olan telefonun hem genel görünüşü hem de masanın üzerindeki duruşu gerçekten hoşuma gitti. Ama diğer taraftan neden Samsung neden bu tasarımı daha iyi bir donanımla piyasaya sürmedin diye sormaktan da kendim alıkoyamıyorum açıkçası. Gözüme batan tek kusur ise %69 üzerindeki ekran kasa oranı oldu. Bir sonraki modelde her ne kadar küçük telefonda bunu yapmak zor olsa da eğer ekran kasa oranı %72'lerin üzerine çıkartılabilirse Samsung gerçekten çok büyük bir işe imza atmış olur diye düşünüyorum. Toparlayacak olursam eğer Galaxy A3 2016 şık, ergonomik ve sağlam bir telefon olarak tasarım seviyesinde bizlerden artı puan almayı başarıyor arkadaşlar. Donanım tarafına geçelim ve ilk olarak ekranla başlayalım isterseniz. Tasarım kısmındaki cömertliğin yerini bari şekilde cimriliğe bıraktığı telefonda ekran belki de en tatmin edici donanım bileşeni oluyor. 4.7 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğündeki Samsung üretim süper AMOLED panel genel olarak görevini tatminkar şekilde yapıyor diyebilirim. Çok yakından ve dikkatli baktığınızda pikseller bir miktar kendini belli etse de bu tablo ancak pikselleri görme niyetiyle normalde kullanmayacağınız bir mesafeden telefona baktığınızda geçerli oluyor. Telefonda kullanılan panelin renk üretim kabiliyeti üst seviye Galaxy modelleri gibi değil o cihazlardan birini kullanmış birisi olarak bu telefona geçecekseniz aradaki farkı kolayca anlarsınız diye düşünüyorum. Ancak makul seviyedeki bir başka telefondan Galaxy a 3e geçiş yapacaksanız bu dediğim şey sizin için bir şey ifade etmeyecektir. Çünkü ortalama seviyedeki cihazlar noktasında Galaxy a 3 2016'nın ekranı hiç fena değil. Yalnız beyaz renk üretimi bir miktar sıcak görünüyor. Belki kalibrasyon daha iyi yapılabilir. Kutudan çıktığı haliyle ekran konusunda daha farklı arayışlara girecekseniz eğer ayarlar kısmındaki ekran bölümünden farklı modları deneyerek sizin için en doğru ekran seçeneğine ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Telefon standart olarak uyarlanabilir ekran modunda geliyor ve bu mod kapsamında eğer Samsung'un standart galeri veya video uygulamasını kullanırsanız eğer ekran dinamik olarak renk doğruluğu, keskinliği ve canlılığını sizin için ayarlayabiliyor. Ama farklı arayışlardaysanız eğer bu noktada size tavsiyem temel mod olacak. Bu mod çerçevesinde ekranın sıcaklığı biraz da artırılarak daha yumuşak bir kullanım deneyimi sağlanması amaçlanıyor. Çözünürlük tarafında ise herhangi bir sıkıntı yok. 1280 x 720 çözünürlük ve ekran boyutu için yeterli görünüyor. Hatta Apple'ın teknik jargonuyla konuşmak gerekirse inç başına 312 pikselle ekranın retina ekran standartlarına kaldığını söyleyebilirim. Telefonun sahip olduğu işlemci Qualcomm'un Snapdragon 615 ve Türevi işlemcilerine karşı geliştirilen Exynos 7580 platformunun 4 çekirdekli versiyonu arkadaşlar. Burası önemli çünkü Galaxy A5 ve Galaxy A7 modellerinde aynı işlemcinin 8 çekirdek versiyonu kullanılmakta. Çekirdek hızlarının 400 MHz ile 1500 MHz arasında dinamik olarak ayarlayabilen işlemci, Samsung'un üst seviye Exynos işlemcilerinden farklı olarak 14 nanometre değil, 28 nanometre üretim geometrisiyle geliştiriliyor. Bunun temel nedeni uzun süredir kullanılan olgunlaşmış üretim teknolojisinin daha düşük maliyetleri izin veriyor olması burada söz konusu olan pek tabii ki 28 nanometre. Grafik tarafında ise işlemciye ARM'ın çift çekirdekli Mali-T720 GPU'su eşlik ediyor. Anlattığım tüm bu detayların pratik kullanımdaki performans yansıması ise fena değil düzeyinde. İşlemci gücü cihazı taşımakta sıkıntı yaşatmıyor ancak GPU tercihi 4 çekirdekli versiyondan yana yapılsaymış eğer telefon kendi sınıfında ideal eda yakın bir deneyim sunabilirmiş. Pek çok oyunu makul seviyede oynayabiliyorsunuz belki ama grafik yoğun iddialı oyunlar söz konusu olduğunda cihazın zorlandığını ve oynanabilirlik sıkıntılarının ortaya çıkmaya başladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Çift çekirdekli GPU'nun en büyük antikapı da grafik yoğun oyunlarda kendisini belli ediyor açıkçası. Ne yazık ki 2016 model Galaxy A3'ün en zayıf halkası 1.5 GB RAM'e sahip olması. Açıkçası bu seviye cihazlarda üreticilerin bu tuhaf donanım tercihlerini anlamadım, anlamayacağım da sanırım. 2 GB RAM ve biraz daha güçlü GPU ile bu telefon çok daha rekabetçi olabilmiş bence. Çünkü aynı fiyat seviyesinde çok daha güçlü donanıma sahip çeşitli cihazları ülkemiz koşullarına piyasada bulabilmek de mümkün doğrusu. İyi taraftan görmeye çalışırsak eğer telefonun sahip olduğu donanımın termal karakteristiği ve enerji verimliği yüksek. Bu gerçekten de önemli çünkü telefon çok fazla ısınmıyor ya da rahatsız edici boyutta ısınmıyor ve pil performansı da gerçekten etkileyici düzeyde zaten. Bu kısma videonun ilerleyen kısımlarında ayrıca değiniyor olacağız arkadaşlar. Gelelim muhtemelen bu telefonun en çok kullanılacak özelliğine yani kamerasına. 13 megapiksel çözünürlüğündeki kamera doğal çözünürlüğünü 4.3 3 formatta verebiliyor. Eğer 16/9 çekmek isterseniz çözünürlük otomatik olarak 10 megapiksele düşüyor. F1.9 diyafram ile kağıt üzerinde vaatkar görünen kamera gerçek dünya koşullarında ise aynı etkiyi sürdürmekte zorlanıyor açıkçası. İyi ışık koşullarında sosyal medya paylaşımlarına dönük tatminkar diyebileceğim sonuçlar ortaya koysa da telefonun kamerasındaki ışık hassasiyeti oldukça fazla. Işığı kaybetmeye başladığınız an itibariyle kalite çok bariz bir şekilde düşmeye başlıyor. Video tarafında ise ana kameranın desteklediği en yüksek çözünürlük Full HD. Yani 4K gibi seçenekler bu telefonda bulunmuyor. Full HD'de 30 kare saniye hızında video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Videonun kalitesi ise beklentilerimin bir miktar altında kalıyor. Bu fiyat seviyesinde bir cihaz için bence telefonun kamera özellikleri bir miktar daha iyi olabilirmiş. Ön kamera ise hani deyim yerinde sorumluluğunun farkında. Görevini yerine getiriyor ve tatminkar sonuçlara imza atabiliyor. Kamera bölümünü sonlandırmadan önce ana kamera için bir detayın altını çizmek isterim arkadaşlar. Pek çok Samsung telefonda gördüğümüz Home butonuna çift tıklamayla kamerayı uyandırma özelliği 2016 model Galaxy A3'te de var. Ve ilginç olansa bu özellik Galaxy A3'te daha üst fiyat segmentine yer alan bazı Galaxy modellerinden daha hızlı ve etkili çalışıyor. Açıkçası bu da dikkatimi çeken detaylardan bir tanesiydi. Yazılım tarafı ise tanıdık. Touch viz yüzük genel özellikleri itibariyle sürpriz yapmıyor. Galaxy A3'ü serinin diğer üyelerinden ayıran asıl fark ise arayüzün kısmen daha yavaş çalışıyor olması daha yavaş işlemci ve daha düşük RAM kapasitesi Galaxy A5 ve Galaxy A7 modellerine karşı bu cihazda böylesine bir etki yaratıyor. Genelde kullanılabilir RAM miktarının 500 MB sınırında gelmesi de bunun bir başka nedeni. Ana ekran ve özelleştirme seçeneklerinden bildirim ekranı ve ayarlar menüsüne kadar pek çok nokta ise serinin diğer üyeleriyle birebir örtüşüyor. Hatta Microsoft'un uygulamaları ne yazık ki bu telefonda da standart olarak karşımıza çıkıyor. Ticari bir karar olduğunu biliyorum ancak umarım Samsung tarafı tez vakitte bu karardan döner ve arayüzü biraz daha hafifletmeyi başarır. İnternet tarayıcısının genel olarak başarılı çalıştığı, birden fazla sekmenin açık olduğu koşullarda da sorun çıkarmadığı telefon, yakın gelecekte Android 6.0 güncellemesini alabilirse eğer, kullanıcılar için çok daha cezbedici olabilir. Önemli bir detay olarak telefonda ekran madde olduğunu da hatırlatalım arkadaşlar. Müdavimler için bunun anlamı büyük. Cihazı gereksiz yere uyandırmayalım diye Always On yani sürekli açık ekran özelliğinin eklendiği üst seviye telefonlardan farklı olarak Galaxy A3'te bırakın bu özelliği bildirim ışığı bile ne yazık ki yok. Yani her halükarda cihazı açmanız gerekecek. A serisinin diğer modellerinden farklı olarak parmak izi okuyucusu da Galaxy A3'de bulunmuyor maalesef. Gelelim diğer detaylara. Telefonun görüşme esnasındaki ses kalitesi iyi. Ses seviyesi de düşük değil. GPS tarafında ise ortaya çıkan performansın tatminkar olduğunu söyleyebilirim. Ama aynı şeyi kablosuz iletişim tarafında çok uygulayamayacağım çünkü bu telefonda en yeni standartlardan birisi olan 802.11ac ne yazık ki bulunmuyor telefonun üzerindeki hoparlör açıkçası iyi performans veriyor. Gerek müzik dinlerken gerekse de film izlerken sizi yarı yolda bırakmaz diye düşünüyorum. Bu arada merak edenler için telefonun yoğun yük altında rahatsız edici boyutlarda ısınmadığında not düşelim arkadaşlar. Ve gelelim pil performansına. Hızlı şarj ve kablosuz şarj gibi ekstra özelliklerin olmadığı telefon 2300 mAh kapasiteli piliyle beklentilerin ötesine geçiyor ve gerçekten oldukça iyi bir pil performansı ortaya koyuyor. Bir tam günü tamamlamakta herhangi bir sıkıntı yaşamayan telefon daha ılımlı kullanımda çok daha fazlasını sunabilecek potansiyeli de bünyesinde barındırıyor açıkçası. Son olarak fiyatında da yorumlayalım isterseniz. 2016 model Galaxy A3 özelliklerine kıyasla fiyatı bir miktar yüksek kalan bir telefon. Piyasa koşullarında benzer fiyat seviyesinde özellikle performansı daha yüksek olan bazı telefonları bulabilmekte mümkün açıkçası. Ama pek tabii ki 4.7 inç boyutunda tek elle kullanım ergonomisi yüksek ve diğer taraftan tasarım ve malzeme kalitesiyle hani deyim yerinde ise göz alıcı telefonlardan birini arıyorsanız eğer 2016 model Galaxy A3 gerçekten heyecan verici telefonlardan bir tanesi. Üstüne pil performansı da gerçekten bu telefonu rekabet noktasında öne çıkaran detaylardan biri oluyor arkadaşlar. Eğer ilerleyen günlerde bu telefonun fiyatında bir düşüş yaşanırsa gerçekten de kendi sınıfında daha iddialı, daha rekabetçi bir telefon da olabilir 2016 model Galaxy A3. Evet arkadaşlar bu videomuzda Samsung'un 2016 model Galaxy A3 akıllı telefonunu artıları ve eksileriyle incelemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.